Hazırsanız çok içten bir soru soruyorum. Estağfurullah, hadi bakalım. Birçok insanın derdi, hatta birçok derdin sebebi diye yorumlayabiliriz bunu. Hayır diyememek. Bu Hoş hayır geldin. diyebilme hali. Ben de Bu öyleyim. hayır diye birçok ruhsal problemin de ve fizyolojik problemin de ilerleyen süreçlerde aslında en büyük yani kaynağı biz niye hayır diyemiyoruz? Benim uzmanlık alanımı çok aşan bir konu. Ancak kişisel deneyim ve eğitimli tahmin paylaşabilirim bu konuda. Bir kere öncelikle bu da kelin ilacı olsa kendi başına sürer tarzı sorulardan biri. Ben de hayır demekte çok zorlanan bir insanım. Bu konuda çalışıyorum ama uzunca bir süredir. Yani ciddi ciddi baya baya kendimi izliyorum. Şimdi hayır diyememek çok nedenden kaynaklanıyor olabilir ama temel bir alt planı var bu işin. Hayır dediğimiz zaman insanların bizi sevmeyeceğini düşünürüz. Toplumsal statümüzün ya da işte bir başka başkaları tarafından iyi denilme halimizin düşüşe geçeceğini vehmederiz. Bu muhtemelen çocukluk dönemimizde muhtemelen birçoğumuzun yaşadığı bazı deneyimlerden kaynaklanır. Mesela bize itaat etmek öğretilir. Her denileni yapmak, itiraz edince yaramaz çocuk oluruz. İtiraz etmeyip başımıza eğince efendi çocuk oluruz. Halbuki efendi hakim demektir ama bizde tam tersi anlamda kullanılır. Bir efendi çocuk bizde böyle eline vur ekmeğini al tarzıdır. Ne kadar kabulcüysen, ne kadar uyumluysan, ne kadar başkalarını memnun edebiliyorsan o derece olman gereken bir şey gibi olduğunu öğretmeye çalışırlar bize. Bu maalesef bence bir travma gibi yerleşiyor. Özellikle bizim gibi toplumlarda biraz daha fazla var. Biraz da şöyle çalışır yani 7 yabancıya her şeyine evet dersin de yanındaki insanlara daha kolay hayır diyebilirsin. Bir de böyle bir versiyon oluşur bizim doğulu toplumlarda. Yani yabancıya iyi gözükmek mesela. Hep önde gelen arzularımızdan bir tanesi. Bu genellikle insanın öz bakışı ile ilgili bir sorundur. Şimdi bu öz bakış üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi gereken bir şeydir. Bir insanın hayır diyemiyor olması ya da hayır demekte zorlanması evet bir eksiktir ama kalıcı bir karakter özelliği değildir. Aynı zamanda o kişideki bir iyi olma nüvesini de yansıtır. Yani bu o insana bir şey söyler. Der ki sen daha iyi olmak istiyorsun. Ama bir şey daha demelidir. Bunun yolu bu değil. Birilerine evet demek güzel bir şey. Hallederiz abim, yaparız diyorum. Olur, tamam gelirim diyorum falan. Herkese böyle mavi boncuk dağıtarak gezenlerden biriyim. Bir ben bunun çok fazla faydasını da gördüm. Tamam zararını gördüm ama çok da faydası var. Beni geliştiren bir sürü meseleye böyle girmiş oldum. Mesela 2006 yılında internet sistemdeki o ilk internet sistemdeki fotoğrafları beğenen bir TRT prodüktörü bana gelip de işte sitenizdeki resimleri kullanabilir miyim diye bir muhabbet açtı. Öyle bir tanıştık. Sonra dedi ki belgeselde senaryo danışmanı olur musun? Olurum dedim. Fizik belgeseli ama dedi. Dedim olsun olurum. Ondan sonra dedi ya bir de sunar mısın dedi. Dedim olur sunarım. Yani her şey evet çünkü ona hayır diyemezdim oraya kadar gelmiş. İyi ki de hayır dememişim. Türkiye'nin en büyük belgesellerinden bir tanesinde benim de adım geçiyor. Küçük Muhteşemdir belgeseli TRT'nin. 13 bölüm boyunca sevgili Doktor Şebnem Gülen'le beraber onu sunduk mesela. Benim için çok büyük bir tecrübeydi. Hayır deseydim akademik çalışmalarım çok daha yolunda giderdi. Muhtemelen bir sürü bilimsel yayın yapardım falan filan. Yani hiç de cazip gelmiyor bana şu anda. Biraz evet diyebilmek, evet yönünde olmak daha tecrübeye açık bir şeydir. Ama bunun zararlarından korunmayı da zamanla öğrenmek lazım. Böyle hayırlı evetler olduğu gibi bir de insanın tamamen kendi gündemini terk edip başkaları için yaşamasına vesile olan evetler var. Bu aradaki dengeyi tutturmak çok mühim. Eğer patolojik düzeydeyse Hazal'a müracaat ediyorsunuz ya da Hazal'ın meslektaşlarına. Zira burada çözülmesi gereken büyük bir sorun var demek. Ama yani hayır demekte zorlanıyorum da bir toplumsal özellik, onu da söyleyeyim. Yani bir karakter özelliği olan yanı sıra toplumsal da bir özellik. Hani bunun bir böyle tatlı bir ayarı var. Yani o ayarı kaçtı mı işler bozulur. Kendi ajandanızı takip edemiyorsanız bu konuyla uğraşmanız lazım diye düşünüyorum. Ya kendi gözlemimi paylaşmak isterim. Lütfen. Şu an Almanya'da olduğum süreçte ve geçen sene klinikte Almanya'da olduğum süreçte bir şey dikkatimi çekti. Bizde bir şey istenmediği zaman çeşitli yollara başvuruyoruz. Ya bugün gelirim ama hani bugün gelmezsem de sana haber verirsem de uzadıkça uzuyor. Almanya'da şöyle bir şey diyeyim. Hayır. İlk ben de işte neden bu kadar sertler ki diye düşünmüştüm. Ve adım adım ilerledikçe tanıdık şunu fark ettim. Hayır, karşı tarafa bir saygı olarak diyorlar. Diyorlar ki boşu boşuna bu süreç içinde hani onu bekletmeyeyim, şunu yapmayayım, boşuna zamanını almayayım. Bunu yapmayacağım biliyorum ve hayır. Aslında o bahsettiğimiz hayır karşı tarafı kırmaya karşı olan veya işte kendimiz değersizliğimizi perçinleyebilecek olan hayırlar kültürler konuşalım. Kültürler olarak
kültürel olarak Trak gelmiş işte. Baktığımızda kültürel olarak farklı etkilerde görülebilir oluyor. Koyu konuşamadım. Ay, olur bazen öyle. Ah, yayın da gitti bende. Tam da yerinde. Alp Sağnak'la Amerika'da yaşayan bir çocukluk arkadaşım, hocam, kardeşim diyeyim. Ne oldu? Yayın... Ben mi kesildim? Ne oldu? Gene mi kesildik? Ha. Şimdi 5 soru programına Alp Sağnak'ı davet edeceğim. Orada kendisine bir daha anlattıracağım bu hikayeleri. Onun mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahibi kirasına indirim yapmayı reddettiği için ev sahibim beni sevmiyor şeklinde bir Türk tepkisi oluşturmasına sebep olduğuna dair bir hikayesi var. Daha sonra anlıyor ki ya bu adamlar Amerikalı, bu hesabına kitabına bakıyor. Beni sevmekle sevmekle konunun bir alakası yok ki. Mesele dükkan kirası, yani oradaki bütün mesele belli bir rancı var. İşte şu falan. Her şeyi böyle aşırı duygusal mıç mıç mık mık yaşadığımız için biraz batının bu tarzı bize biraz sert geliyor. Toplumsal arenada Batı'yı örnek almanın hiçbir sorun yaşatmayacağını, aksine son derece faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bireysel hayatta Türk gibi yaşamın bence hiçbir problemi yok. Bu toprakların, yani yakın çevre, bireysel ilişkileri çok güzel. Ama toplumsal ilişkilerde berbat vaziyetteyiz. Lütfen, hani diyorlar ya, Batı'nın teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım. Hayır efendim. Ahlakını alın esas. Özellikle toplumsal ahlakını alın, bakın buralar nasıl düzeliyor. Bankada sıra beklerken önüne geçmeyen, yola atınca işte duran falan. Bu bir toplumsal ahlak meselesi. Kişisel olarak ben Türkiye'den memnunum ama toplumsal olarak kat etmemiz gereken çok yol var. Biraz önce de senin hatırlattığın gibi şu herkese uyumlu olma çabasıyla kendini kaybetme ve hiçbir şeye uyamama halinin maalesef patolojik bir sonucu gibi gözüküyor. Hayırlısı ama her toplum kendi haliyle de güzel. O kadar da gömmeyelim memleketimizi. Ben seviyorum burayı yani. Hocam hiç, bizim kültürümüz çok ayrı bir yerde ama sorun işte birey olmayı da öğrenmemiz gereken bir kültür. Hayır da birey olmanın önemli bir adımı. Bak ne güzel bir çözüm geldi gerçekten. Altına gerçi not düşmüş. İğrenç biliyorum ama diye. Hayır diyemiyorsanız no deyin. Gerçekten bugün hashtag olsun bu. Çok başarılıymış. Yorumlarda böyle şey yakalayınca da duramıyorum. Ne yapayım? Kendisi de hocam belirtmiş kötü bir şaka olduğunu ama aldık. Bu arada şöyle bir şeyler ben yapabiliyorum arkadaşlar. Bunu pek kullanmıyorum ama bak Sebe Show'u ekrana çıkarttım şu anda direkt olarak. Sebe Show bu iğrenç espriyi yaparak efendim bu akşamın Platin Köstebeğine hak kazandı. Çok güzel ödül olurmuş yalnız hocam Platin Köstebek. Değil mi? Şu anda uydurdum. Yapalım ben.